Merhabalar efendim. Yine bir Saşa Kafası ve ben Deniz Pelinçin'e yine en sevdiğim bölüm Ayna Önü Sohbet Bölümü. Bugün Saşa Kafası'nda benim çok yakın bir arkadaşım konuk. Sevgili Hande Kazanova bizle birlikte olacak. Ve konumuza gelince konumuz da zaman. Yine manidar, yine böyle istesek olmaz dediğimiz bir konu ve konuk durumu söz konusu oldu. Zor zamanlardan geçiyoruz. Zor dönemler yaşıyoruz. Bunun farkındayım ve astrologlar da bu konuyla ilgili çok fazla konuşuyorlar. Sosyal medyada, haberlerde, televizyonlarda, her yerde bunları duyuyorsunuz. Hande benim en güvendiğim isimlerden biridir ve onunla içinden geçmekte olduğumuz dönemi konuşacağız ve zamanın bizim üzerimizdeki etkisini konuşacağız. Peki burada eşlik eden arkadaşlara gelince bugün Aven bizle birlikte. Elimdeki de Aven'in termal suyu. Bunu bilmeyen aranızda yoktur diye düşünüyorum. En çok kullanılan, en çok talep gören ürünlerinden biri. Ben biraz önce sıktım. Yüzümde makyaj varken de sıktım. Makyajlı, makyajsız da kullanılabiliyor. Anında ferahlatıyor. Hiç çalkalamadan ve belli bir açıyla sıkmanız gerekiyor. Bugün Aven'in Scalfat serisi bize eşlik ediyor. Aynen bu termal sudaki içeriğe sahip. Ve bir işlem yaptırdıysanız, işte lazer epilasyon olur, peeling bu aralar çok sık denk geliyorum. Çok insan yaptırıyor. Peelingden sonra cilt tahriş oluyor. Onun o işlemden sonra cildin bariyerini, kendini onarmasına cildin yardımcı olan ürünler. Bir de temizleme jeli var. Onun da içeriği aynı. Bugün onlar bana ayna önünde eşlik ettiler. Demin söylediğim gibi Hande Kazanova bizimle birlikte olacak ve içinden geçiyor olduğumuz zor zamanlara dair astrolojik öngörülerini bizle paylaşacak. Saşa Kafası hazırsanız başlıyor. Şöyle başlayalım. Merhabalar efendim, Saşa Kafası'na hoş geldiniz. Bugün evet böyle bir giriş yapmaya karar verdim. Bugüne kadar çektiğimiz en eğlenceli giriş olabilir. Enteresan. Ben Deniz Pelinçin'e bugün benim için yine çok kıymetli, çok değerli bir arkadaşımı konuk edeceğim. Bu sefer artık dikkat ettiyseniz gerçekten normal hayatımda da görüştüğüm, benim kahrımı çekmiş, bana çok sabırlı davranmış bir sabır taşıyla birlikte olacağız. Sevgili Hande Kazanova bugün bizle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Ya ne tatlısın. Ama gerçek. Tam o sırada girmeden önce ben şey dedim, şu at saçını şöyle bir terazi olarak. Yani her şey öyle olacak ya. Bir at saçını şöyle diyeyim ama güzel tam oldu giriş. Süper. Ya terazi burcu olmakla ilgili bir girizgah yapmak istiyorum ya. Yani bu bir auranız mı oluyor sizin? Hani böyle bir nasıl diyeyim çekildiğiniz yani... Mesela sorsalar bana hani derim ki terazi burcu insanlarla ilgili çok yakışıklı, çok güzel olmasa bile ki sen bir de çok güzel bir kadınsın o ayrı. Bir böyle al beni bir cazibe durumu var değil mi? Böyle bir şey, yani bir ışıltı var ya. Tabii tabii Venüs'ün yönetiminde. Hani kendim için demiyorum tabii tabii deyince kendimi onaylıyor gibi olmayayım ama Venüs'ün yönetimindeki burçlarda var bu. Mesela boğa burçlarında da vardır. O da Venüs'ün yönetiminde. Doğru. Hani mesela kadınları çok güzel olur. İşte Penelope Cruz'undan işte Uma Thurman'ına kadar değişik farklı duruşlarıyla, tavırlarıyla. Akılda kalan bir Yani yüz yapıları güzel oluyor, bir auraları oluyor. Venüs bir de akça pakça demek. Yani hani böyle ayan beyandır onun güzelliği. Venüs insanları mesela sadece tabii terazi ve boğayla sınırlı tutmayalım. Venüs'ü yengeçte, Venüs'ü yine boğa burcunda, Venüs'ü terazide olan insanlarda da bunu görüyoruz. Ya da Venüs'ün yükselene yakın olduğu zamanlarda da bunu görüyoruz. Bunları not edin. Angelina Jolie, Venüs yengeç burcunda yükselenin Venüs üzerinde. Evet. İkizler o kadın değil mi? Bak benim de biliyorsun aşkım yani gerçekten evet, bir aşk besliyorum yani. Kadın güzel kadın yani. Bütün dünya hani tövbeler sonuçta olsun, o kadına da hani... Hepiniz. Ben beğenmiyorum diyen biri zannetmiyor. Çıkıyor arada öyle. Bazen böyle ben Angelina Jolie hiç beğenmem diyen oluyor. Ben de diyorum ki ya gerçekten o da hani bekliyordu. Herhalde niye çok üzülmüştü. Peki bugün konumuz zaman. Esasında biz her Saşa Kafası'nda bir konu belirliyoruz. Ve konuğumla birlikte o konuyla ilgili konuşuyoruz. Sana zamanı belirledim. Çünkü çok zaman. Güzel zamanlardan geçtiğimizi düşünüyorum. Hadi. Yahu Allah aşkına. İlk sorum şu, hiç astrolojik yorumlara ve bizim başım neler bekliyor bizi durumuna girmeden önce zaman kelimesi sana ne hissettirir? Yani zaman dediğimde mesela ne uyanıyor içindeyim? Ya zaman kelimesi çok güzel bir kelime. Yani ben hep yıllardır şunu söylerim, aslında zaman diye bir şey yok. Yani bu hayattan zaman geçmiyor, bizler gelip geçiyoruz.
O duruyor yani. O duruyor. Okay. Yani o yüzden de zaman deyince aklıma bir varoluş geliyor. Sanki hani nasıl bizim bir atmosferimiz var. Dünya bir atmosfer içerisinde. İşte biz nefes alabiliyoruz. İşte uzaydan gelen bir takım işte her tür duruma karşı bizi koruyan bir şeyimiz var. Bizi koruyan bir alan var orada. Ben zamanın da öyle yaratıldığını, dünyanın onun yani dünyayı çevrelediğini aslında zaman algısının bizlerin kurduğu bu algı sistemi içerisinde bizim sanki beyinlerimizde yerleştirilmiş bir konu olduğunu düşünüyorum. Güzel bir yaklaşım. Zamansız düşünüyorum aslında her şeyi. O yüzden de ben kendi danışanlarımda da hep bunu söylerim. Yani 5 dakikada hayat değişir. Her şeyi zamana bırak. İşte zaman her şeyin ilacı. İlacıdır. Bunlar çok güzel sözlerdir. Yani bizi rahatlatan ve tabii ki bu dünyaya geliş alanımızda bizim kendimizi ne derler? Tekamülümüzü gösterdiğimiz konuları temsil Peki, eder. Peki şey söyleyeceğim. Mesela astrolojik açıdan baktığımızda hani zamanla ilgili işte Satürn. Nedense hani böyle çok korkulandı. Satürn deyince yani artık çünkü şunu da söyleyelim. Eskiden astroloji bu kadar böyle rahat böyle kitaptan konuşmak mümkün değildi. Ama şimdi maşallah gerçekten herkes astrolog oldu. Buna da gireceğim. Doğru. Ve de yani çok da ilgiliyiz bu meseleyle artık. O yüzden Satürn deyince böyle sokaktaki insan bile falan yapıyor. Şimdi Satürn mesela zamanla gerçekten bağdaşan bir tam onu söyleyecektim sen girdin. Zamanın efendisi diye geçer öyle, Satürn. Sen neden öyle dedin? Zamanı yönetir. Ha. Yani zamanı en iyi şekilde yönetir. Çünkü her insan olduğunu şimdi biz ne zaman bu dünyaya geldik ama ne zaman gideceğimizi bilmiyoruz. Hepimizin bir zamanı ve bir alanı var. Bu zaman ve alan aralığı içerisinde belirli döngüleri yaşayarak deneyim kazanmak Satürn yönetimindedir. Hatta kutsal kitaplarda birçok öğretilerde 7 yıl sefa, 7 yıl cefa dediğimiz konular Satürn'ün yönetimindeki yedi konulardadır. 7 döngüsü. Ve tabii ki Satürn'ün bu 7 tane çeyrek alanı da tamamlaması 7 kere 4 28 yani 29 yıla temsil 29 yıla tekabül eder ki bu da işte Satürn'ün bir döngüsünü oluşturur. Meşhur Satürn döngüsünden geçiyorsun sen. Evet. Söyle bir de 29. yaşta kesinlikle. O zaman. 29. 28'de başlar 30 yaş. Yani o 2 yıllık döngü içerisinde kimi 29'unda bunu yaşar, kimi 28'inde yaşar, kimi 30'unda yaşar. Aydınlanmalar yaşıyorum ben de şu an. Hayatımızda büyük aydınlanmaların ve karakterimizin oturmasının dönemidir. Satürn iyi bir öğretmen. Sevmek lazım yani esasında ne bileyim bir de oğlan yöneticisi bendenizde yükselen oğlak olarak. Evet. Biz evet yükselen oğlak olarak ne yapacağız gibi bir durumumuz var. Seviyoruz. Hayır, sevmen lazım tabii. Yani sonuçta tabii şöyle düşünmek lazım ki hangi birimiz okula giderken çok istekli gittik ki hiçbir zaman okula gitmeyi, ders çalışmayı sevmiyorduk. Tabii sevmedik yani. Ama hayat bir okul aslında. Hepimiz bir öğrenciyiz. Aslında bu dünyaya neden geldiğimizi bulmak üzere kolları sıvamışız. Hala merak ediyoruz. Nereden geldik, nereye gideceğiz? Umarım İnsanoğlu ayağa kalkacak mı ya da niye böyle davranıyoruz? Mesela ben çok düşünürüm. Neden insanlar hani hırslarına bu kadar yenik düşüyorlar? Neden savaşlar var? Herkes birbirine çok daha işte uyumlu davranarak, ılımlı davranarak neden hayatlarımızı daha iyi bir noktaya çekemiyoruz? Ya da neden balık hafızalıyız? Mesela bir şey öğreniyoruz ama ertesi gün o öğrendiğimiz deneyimi bir tarafa itip olduğu gibi devam ediyoruz. Bak çok güzel bir noktaya geldim. Balık hafızalı olmak. Çok. Aslında bu İnsana verilmiş çok da güzel bir lütuf. Tabii çünkü ki. Unutmak durumundayız. Evet, bazen unutmadan yolumuza gidemeyiz. Ama alık olmamak durumundayız. Şimdi Satürn balık burcuna geçince aslında bize bunu gösterecek. Gerçeklerle yüzleştirecek. Ne zaman geçiyor? Hani? 7 Mart itibariyle geçiyor. Ve 2,5 yıl boyunca aslında... Ne yapacak? İşte. Hadi bakalım. Geçtiğimiz dönemlerde insanoğlu olarak zamanı nasıl kullandık? Ya da doğru şekilde hareket ettik mi? Çok fazla hayal mi kurduk? Ya da belirli konuları test ettik mi, etmedik mi? Satürn'ün balık burcuna geçtiğimizde bunlarla karşılaşacağız. Yani hani alık olmaktan çıkacağız çünkü... Çıkmak zorunda kalacağız belki diyeceğiz. De biraz. Uyanacağız. Uyanacağız. Uyanış mesela inançlar geliyor. Balık burcuyla bağlantılı. Doğru, evet. İnançlarımıza bakış açımız değişecek. Şimdiye kadar neyin peşinden gittik? Kimlerden çok fazla etkilendik? Neye güdümlüydük? Mesela Türk toplumunda güdümlü olmak var. Güney Ay Düğümü balık. Yani birileri çıksın ve ona ne yapması gerektiğini söylesin. Onun karar verme mekanizmasına yardımcı olsun. Çünkü en kararsız burçlardan bir tanesi balık burcu. Doğru. O yüzden de Satürn balığa geçince aslında bir anda herkes o inandığı, peşinden gittiği konu ve olayların aslında gerçekten onların isteyip istemediği konular olmadığını fark edecek. Biraz böyle şey gibi de geliyor bana hani doğruysa söyle. Hani balık burcu dendiği zaman balık böyle çok hayalperest, hayal kuran...
rüyalara çabuk dalan, hani mesela bağımlılıklarla da çok ilişkilidir ya. Kesinlikle. İşte herhangi bir madde bağımlılığı olabilir, bir şeye fanatikçe tutunma olabilir falan. Mesela şimdi Satürn'ü de düşününce aklıma şöyle bir şey geliyor. Belki de bunca zaman çok bağlı olduğumuz bazı düşüncelerin, fikirlerin, duygu ve durumların öyle olmadığını anlayıveririz gibi geliyor mesela, değil mi? İki, evet. 2,5 sene için tabii, böyle tabii. Bir aa hiç de öyle değilmiş gibi. Ya hayalperest davrandıysak bazı konularda tabii. Ve dediğim gibi yani merhaba gerçekler. Kendi kaderimizin yükünü başkalarına yüklemeyi çok seviyoruz. Ay, o, evet yani. Aa ben Hande'ye danışmanlığa gittim. Hande söyledi ben o adamdan ayrılacağım demeyi seviyoruz. Halbuki danışmanlık dediğin, astroloji dediğin şey bu değil. Ben sana sadece önündeki dönemi doğru bir şekilde anlatabilirim. Kararı senin vermen lazım. Yoksa bu kadere müdahale etmek. Sorumluluk alman lazım yani. Evet olur. Sorumluluk almak ve balık burcu çok sorumlulukları seven bir burç değil. Yani evet. Yani o yüzden de o Satürn balık bize bu 2,5 yıl boyunca aslında bir fark edersen Koç burcunda başlar her şey, balık burcunda tamamlanır. Evet, aslında doğru. 12 burcun tamamlandığı bir alana geçiyor Satürn. İnsanlığın tekamül sınavı diyorum ben. Bir çok, dönem bitiyor ve başlıyor gibi evet, esasında. Bu 2,5 yıl çok önemli. Bize o kadar önemli dersler verecek ki. Bütün dünya genelinde konuşuyorsun. Tabii ki. Yani tabii ki. Satürn balığı biz burada İstanbul'da konuşuyoruz diye biz burada biz bütün alacağız dünya böyle diye. Bütün bir uyanış dünya. İçinde olacak. Kesinlikle. Yani, ister istemez. Tabii. Çok aynen böyle. Yani bir de mesela balık burcunun konu ve temalarında önce bir daralma yaşayacağız. Önce bir sıkışma, önce bir tamamlanma, aha, fark ediş yaşayacağız. Mesela hemen onu söyleyelim. Balık burcu ne anlama geliyor? Astrolojide bireysel olarak baktığımızda affedicilik, empati, romantizm, evrensel sevgi. Bak sen. Evet. Bunlar balık burcu tarafından tamam. Yönetilir ve sanat balık burcu tarafından evet, yönetilir. Çünkü balık burcu sevmez gerçeklerle yüzleşsin. Ya der ki niye orada savaşan insan? Ben onu görmek istemiyorum. Ben kendi yarattığım hayal dünyasında anladım, yaşayayım. Anladım ama. Şimdi artık o hayal dünyasında bir balonu patlatıyor. Puf diye. Diyor ki bak sen aslında bunları kuruyorsun ama bunun için herhangi bir harekette harekette bulunmuyorsun. Bak dünya aslında bu şartlar içerisinde. Bunu değiştirebilmen ve kendi hayallerine gidebilmen için önce şey bunları yapman lazım. Bunu göreceğiz. Yani esasında böyle tabii sen anlattığın zaman mesela o kadar şey hissetmedim kendimi değil mi? Hiç kimse kötü hissetmedi. Kötü hissedecek bir şey yok. Günümüzde yani hani şöyle de bir durum var. Şimdi mesela 7 Mart tarihini veriyorsun işte bu geçiş evet. için. Geçişler çok önemli, gezegen yandık geçişleri. Yandık Allah falan gibi de bir durum var. O yüzden ben bugün mesela burada seninle birlikte olduğum için ekstra mutluyum. Çünkü daha böyle anlatıyorsun. Yani biz ölecek miyiz, deprem mi olacak, mahvolduk falan diye anlatmadığın için mutluyum ama... Neler bekliyor bizi Hande? Yani o tatlı dilinle biraz da gerçekleri söylesene nasıl bir dönem? Mesela depremler yaşıyoruz. En basit herkes şu an bunu merak ediyor. Ama ben onun dışında mesela ekonomik durumu da merak ediyorum. O da bir deprem çünkü. Evet, fark doğru. etmediğimiz bir durum var ortada. Şu an biz hani hakikaten yıkılan binalar ve kaybettiğimiz canlar için üzülüyoruz. Çok, gerçekten fakat öyle. Bir de bu böyle biraz sonra bir dönüp baktığımızda başka bir depremin ortasındayız şu an zaten. Yani. Bundan sonra deprem zaten. Yani şunu söyleyeyim, her konuda deprem. Çünkü az önce söylediğimiz biraz alıştırmaya çalışıyoruz aslında insanları. İnsanlığın uyanışı öyle kolay değil. Hiçbir uyanış tamam, kolay evet. değil. Yani güzel bir rüya görürken, kendi sıcacık yatağında kalkmaz. O hayallerin içerisine dalmışken, birinin gelip seni dürtükleyip hadi bakalım kalk dediğini ve sen şunu diyebilirsin. Yani benim hala uykuya ihtiyacım var. Bir beş var. Dakika daha uyuyayım Bir beş dersin. Dakika daha en sevdiğimiz yani, değil bir mi? Bir beş dakika daha uyuyayım ne i̇şte olur dersin. İşte bu dönemdeyiz. O yüzden mesela 2023'ü ben her katıldığım programda 2023 Türkiye için zor bir yıl. Abla adınca bu böyle. Bunu böyle söyledim. Hatta benim için kötü, zor demek çok zor. Beni tanıyan bir insan olarak bunu söylüyorum. Ama bunu nereden öğreniyoruz? Yani bunu nereden okuyoruz haritalarda? Çünkü 2022'nin 25 Ekim'inde Türkiye haritasını etkileyen bir tutulmayla biz 2023'e giriyoruz. Girdik, evet. Ve 28 Ekim 2023'te bir ay tutulmasıyla tamamlanma süreci olacak. Tam da yine bu sefer 28 Ekim'deki daha yakın 29 Ekim'e. 28 Ekim 2023'teki tutulmayla biz tamamlamış olacağız. Tamamlamış olacağız. Yani o yüzden bir de 2022'nin Şubat ayı itibariyle Türkiye haritasında ilerletilmiş haritalarda Türkiye için yepyeni bir 29 yıllık dönem başladı. Ve bu döngü kolay bir evde başlamadı. 8. ev dediğimiz favorim. Ölüm, doğum, ölüm kalım mücadeleleri, evet, mücadele. Yeniden doğmak,
sistemlerin değişmesi, parayla alakalı konular, dış borçlar, ödemeler, bu alanda bir dönem başlattık biz. Aslında 8. ev gerçekten değiştiren ve dönüştüren bir evdir. Türkiye değişiyor ve dönüşüyor. Türkiye kabuğundan çıkmak durumunda. Önümüzdeki dönemde belki olumlu şeyler de var gökyüzünde. Elbette ki olumlu şeylerden de bahsedeceğiz. Ama bu değişim ve dönüşüm o Şubat 2022 itibariyle 2,5 yıl boyunca çok önemli olacak hayatımızda. Tohum atıyoruz çünkü Pelin. Anladım. Bu tohumu doğru atarsak 29 yılı doğru şekilde yönetiriz. Yani temellerin atıldığı inşaata başladığımız bir dönem içerisindeyiz. 2022-2023 bu anlamda çok önemli. O temeller doğru atılırsa 8 şiddetinde deprem bile olsa hiçbir şekilde yıkılmaz. Ben çok da mesela aslında söylediğin şeyin ne kadar manidar olduğunu düşündüm. Yani bir temel atmak için önce bir şeyin yıkılması gerekiyor. Evet. Yani bir şeyler yıkılıyor şu an. Ki biz bu yıkımı yaşayacağız ve bence en zor kısım o enkazla yüzleşmek kısmı. Hani yıkımı yaşarken çünkü belki fark etmiyorsunuz o toz bulutu, işte karanlık, şu bu. Biraz zaman geçince ne olduğunu şöyle bir etrafa bakma kısmı ben en zor orası olarak nitelendiriyorum. Ya şoku yaşarken neren ağrıdığıyla ilgilenmezsin. Anlamazsın, sonra ağrı başlar. Sonra bir müddet sonra aslında fiziken, ruhen o ağrıları yaşamaya başlarsın. İşte en zor tarafı budur. O yüzden de hani tabii ki bunları buradan oturarak konuşmak çok kolay. Şu an tabii gerçekten bizi izlerken bu söylediklerimize sinir olacak insanlar da olacaktır. Tabii ki, haklı elbette olarak, ki evet. Haklı olarak çok haklılar. Ama bunu söylemekle durumundayız. Bir, bazen felaketler çok önemli uyanışları tetikler. Bazen yaşadığımız olaylar hep deriz ya neden hep olumlu? Yani ben sana geçtiğimiz senelerde bir olayı anlat dediğimde ilk seni üzen, seni yaralayan ama senin beyninde iz bırakmış olan konulardan bahsedersin. Ve biz haritalarda, bireysel haritalarda da bazen diyorlar ki işte benim haritam çok kare açılarla dolu, çok zorlu bir yaşantım var. Evet ama çok güzel aslında seni onlar geliştirecek. Yani onlar sayesinde öğreneceksin. Çünkü olumlu rahat olsak burada bir elimiz yağda, bir elimiz bağda, çayımız kaldı. Kimse düşünmez ki. Yani hani sanki evet hayat ölü geçsin istiyormuşuz gibi hani. Ama gibi bu bir balık. İşte bize 90'lı 2000'li yıllarda pompalanan evet. Aslında herkesin mutlu olması, mutlu olmak bir nokta, bir an. Bir varılacak an, nokta anı değil. Anı yaşıyorsan mutlusun. Değil, bugün tabii. Şu an senle buradayım, bu konuyu konuşuyoruz. Mutluyum. Bitti. Hop cümle bitti nokta. Hop bir sonraki cümle başlayacak. Hayat devam edecek. Ama insanlara ne istiyorsun? Mutlu olmak istiyorum. Yok öyle bir şey. Şu bunu an anlatmak gerekiyor. Yani. Şu an olman gerekiyor. Yani evet. Sahip oldukların, yani senin elinde olanlara sahip olmak çok büyük bir mutluluk. Çok da büyük bir şükürden bahsediyor bu arada farkındaysanız. Evet, çok yani şükür büyük bir ve farkında olmak. O meşhur hani çağımızın kelimesi farkındalık tam da bu esasında. Yani bunu ayabilmek çok zor. Çok böyle çünkü o gittiği yerden zaman aklına geliyor aslında evet. Ne kadar değerli olduğunu. Neden kaybetmeden önce bilmeyelim ki? Çok insanız çünkü. Yani çok güzel bir insan olmakla ülkede yaşıyoruz. Evet. Neden bu kadar kayıp yaşadıktan sonra bu ülkemizin kıymetini bilmek zorunda kalalım? Bundan doğru. Sonra artık bunu yapmamız gerekiyor. Çok önemli bir dönem 2023. Mart ayı Şubat'la başlayan bir dönem. Belli Şubat, tarihler var Mart, mı kafanda Mayıs, işaretlediğin? Mayıs ayına kadarki dönem önemli. Çünkü önemli bu depremle alakalı konular. Şimdi plakalar hareket etti. Ve bu plakaların evet. Hareket etmesiyle beraber depremlerin en azından bizim okuduğumuz haritalarda illa tabii deprem olacak demek değil tamam. Ama bazı stresli noktaları tetiklediğini görüyoruz. Jeodezik haritalarla çalışıyoruz. Jeodezik aslında mi deniyor? Jeodezik bunu? Deniliyor. Tamam. Astrokartografi diye geçer. Bireysel haritalarda bunu görürüz. Mesela Türkiye'nin üzerinden. Tamam. Mesela bu elimdeki 7 Mart'taki tutulmanın geçiş hatları. İşte burada Uranüs var mı işin içerisinde buna bakacağız. Var mı? Var. Şimdi var olduğunda nereden geçiyorsa o hatlar tetikleniyor. Oralarda önemli uyanışlar, başkaldırışlar, isyanlar, sisteme karşıt hareketler ya da doğal afetler olabilir. Depremler, işte volkanik hareketlenmeler, fırtınalar, yani, hava evet. Koşulları bunlar olabilir demek. Nere? Lütfen bizi dinleyen böyle dinlesin. Evet. Sadece deprem diye söylemesin. Çünkü birazdan hani bu yerlerin nereleri hareketlendirdiğini söylediğimizde 7 Mart'ı konuşurken bunu verebilirim, 21 Mart'ı verebilirim, önümüzdeki dönemlere bakabiliriz. Ama bunu akıllarından çıkarmasınlar. Çünkü bizim yapmaya çalıştığımız aslında astroloji çok güzel bir yere geldi. İnsanlar artık astrolojiden faydalanmak adına önemli adımlar atıyorlar. Ve bizim astrolojiye
sahip çıkmamız lazım. Ben hep bunu söylüyorum. Astroloji bir yan disiplin. Ben yer bilimci değilim. Ben aslında deprem bilimci değilim. Bu konularda ahkam kesemem. Ama bu alanı da var. Bununla ilgili bir şeylerle alakalı olarak belki sadece uzmanlara bir hani nasıl diyeyim faydalı olabiliyorsam, faydalı bu alanda neler yapabileceğine dair biraz hani bir algı yaratabiliyorsam ne mutlu. Yoksa korkutmak değil. Çok yani korkan insan var çünkü. Bu girizgahta neden Hande Kazanova'nın burada olmasının beni ekstra mutlu ettiğini ve bu meseleyi onunla niye özellikle konuşmak istediğimizi herhalde anlamışsınızdır. Çünkü gerçekten hani o şu olabilirden başka bir şey söylüyor. O yüzden ne olur dinlerken korkuyla değil de belki temkinli olmak adına, evet, belki buradan bir şey çıkarmak adına dinlerseniz ben de çok mutlu olurum. Çünkü şunu da gördük, lafını kesiyorum biraz uzatıyor gibi oluyorum ama şunu da gördük. Tam mesela ben çok kilitlendim bu deprem olduğu zaman ve hastalandım. 10 gün hiç kaput yattım yani fena çok hepimiz kötü oldu. Hepimiz ama çok enteresan bir şey çöktü hepimiz. Evet, hareket yani, edemedik. Ve onu o dönemde... Bende de oldu. Aa hani kendi YouTube kanalım var Allah Allah dedim hani yapmam lazım hayır dedim. Yapamıyorsun ya, ama yapamıyorsun. Yapamadın, evet, ama biliyorum. Çok insan da şunu söyledi ya Hande Hanım siz çeşitli programlarda 5 Şubat'taki Dolunay'a çok dikkat çekmiştiniz. Hani bunu yapın bundan bilgi almak isteyen de çok insan var. Evet. O yüzden de aslında çok değerli ve ben artık astrolojiye böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu konuda da bir uyanışa doğru gidildiğini düşünüyorum. Yani burada sapla samanın ayrıldığı hani kesinlikle bir uyanış meselesi var. Burada da çok fazla astrolog var evet işte yani astrolojiyle ilgilenen insan var ama burada da mesela bence yavaş yavaş ayrılmaya başlayacak hikaye ve gerçek olanlar dışarı çıkacak. Ne derlerse desinler benim için. Bazen yazıyorlar. Hande Hanım hiç şey konuşmuyorsunuz, net konuşmuyorsunuz. Ya net bilsek zaten hani biz bir elimiz yağda bir elimiz balda Maldivler'de her şeyi biliyorum kardeşim. Öyle net diye bir şey yok. Olasılık bütün bunlar. O yüzden de birazdan böyle olabilir, edebilir, yapabilir diye konuşuyor olacağım. Bunların hepsi olasılık. İnşallah tamamen farklı bir şeydir. Belki biz görmüyor olabiliriz. Olur, başka bir şeydir. Olabilir, evet. Ama evet gerçekten tetikleniyor. Tamam. Şimdi 7 Mart'a istersen gelelim tamam, bu haritaları geçmeden. Dedik? Ben coğrafyamda kıt olduğu için uzaktan gözlüğüm de yok. Hiçbir şey görmeden baktım o kağıda. Evet yani neler? Burada 7 Mart'ın, 21 Mart'ın, 21 Mart da çok önemli. Yani Mart ayını daha çok ağırlıklı tamam olarak konuşuyoruz. 7, daha sonradan 21. Zaten veririm arkadaşlara. İsterlerse tamam yakından da bunu alabilirler. Mesela benim burada çok dikkatimi çeken aslında önümüzdeki dönem bir kere mesela Kıbrıs ve Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman buralardan hatlar geçiyor. Yani Şubat ayı itibariyle hı hı ve bundan sonra artçı depremler vesaire ve orada belki hani beklenen bazı depremler var. Bunlar yine tetiklenebilir. Hı hı. Onunla alakalı bir şey diyemeyeceğim. Ama benim çok dikkatimi çeken Mayıs ayına kadar ağırlıklı olarak Düzce ve Bolu ve Zonguldak alanından hatların geçmesi. Hı hı. Mesela bu çok dikkatimi çekti. Düzce, Bolu ve Zonguldak, evet. Yani Zonguldak'ta bu şu da demek olabilir. Sadece deprem olarak evet, bakmamak lazım. Madenlerle alakalı. Geldi çünkü aklıma. 7. yani evet, bu 7 Mart'taki Dolunay ay 4. evimizde. 4. ev topraklar, sınırlar, aynı zamanda iskan yerleri ve tabii ki madenlerle de alakalı hı hı konu ve olayları kapsar. Orada ayın olması, iniş çıkışları, İşte güvende olma meselemizi hı hı birazcık ön plana çıkartabilir. Hani buralar biraz fazla tetikleniyor. Mesela Kars Ağrı Van hattından Uranüs hattı geçiyor. Yani Uranüs MC hattı geçiyor ki Ermenistan ve Gürcistan'a kadar uzanıyor hat. Belki de Ermenistan ve Gürcistan sınırındaki olaylar ya da orada bazı beklenmedik durumlarla da karşılaşma potansiyelimiz. Uranüs hattı geçiyor olması demek yani orada beklenmedik bir hareket. Beklenmedik. İşte az önce söyledik ya, evet, devrimlerin tamam, aynı zamanda her bir tür hava koşulları, tamam, depremler, hı-hı, hareketlilik. Hareket getirir Uranüs derler çünkü evet, hani onu biliyorum. Olduğu yeri hareketlendirir ve anidir Uranüs. Evet. O kadar çok ayrıntı var ki şunu da eklemek istiyorum. 8 Kasım'da bir tutulma vardı 2022 yılında. 2022 8 Kasım tamam. Bu 8 Kasım'daki tutulma Uranüs'le dizilim halindeydi. Yani? Az önce söylediğimiz gibi Uranüs işin içerisindeyse beklenmedik ani şok olaylar. Hı hı. Ağırlıklı olarak yer hareketlilikleri, depremler, volkanik patlamalar, dünyadaki büyük felaketler, insanı değiştiren, dönüştüren. Sonuçta Uranüs devrim demek. Yani evet, girdiği doğru bir ortamda eğer herhangi bir doğal afet olmuyorsa da insanlarda bir devrim yaratma olur arzusunu körükler. Baş kaldırmalarla
alakalıdır. Birçok yerde de düzenin bunu söyledim. Düzenin değişmesiyle alakalı anladım. Düzeni tabii değiştirmek ister. Rönesans falan muhtemelen bilmiyorum ama. Kova burcundan ama aklında gelsin. Kova burcunun yönetimi. Sistemi yıkmak için gelmiş. Muhtemelen Rönesans'ta, Fransız devriminde falan bilemiyorum ama kesin herhalde Uranüs'ün parmağı olan dönemlerdir dünya tarihinde diye düşünüyorum. Kesin. Bir de yani, Plüto kovaya geçiyor şimdi. Başta tamam. 1789 aynı zamanda Fransa ihtilali vesaire. 23 Mart'ta geçiyor. Mart ayı o yüzden önemli. Aslında oradan oraya Mart'ta atlıyoruz şu an, böyle gidiyoruz ama Mart ayı önemli. Tamam. Önemli gezegen geçişleri var. Önemli bir sürece gidiyoruz. Hem 1789 Fransız ihtilalinin olduğu dönemlere benzer insan ayaklanmalarının devrede olacağı, hı-hı, bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Artık hiçbir şekilde insanlığı durduramayacaklar. Başta büyük lokmayı yiyen, tamam, ve bütün insanları bastırmaya çalışan kimse, yönetenler, şirketler, kurumlar, bunların dönemi bitiyor. Çökecekler. Ama böyle kolay bitmeyecek. Onlar da var olan şeyi bırakmak istemeyecekler. Haklı olarak. Demek ki bir mücadele bekliyor. Halklara geçecek aslında yönetimler. O yüzden de daha fazla sosyalizmin, daha fazla insanlığı düşünen sistemlere doğru gidiyoruz. Ama bu 20 yıllık döngü içinde olacak. Hemen olmayacak. Genelde de bu olmadan önce burada çok büyük olaylar yaşanır. Kitlesel, hı-hı, sıkıntılar yaşanır. Şimdi böyle bir döneme gidiyoruz. Tamam. Anlaştık. Anladık. Bu orada dursun. Bölümün... O 23 Mart. Tamam. Tarih. Oraya döneceğim mesela. Anayasa bildirgesi Amerika'nın, evet, yine bu dönemde kurulmuş. Bütün oradaki hak hukuk bildirgeler bu dönem ortaya yani çıkmış. İstatistiki açıdan baktığımızda astroloji zaten, evet, insanın yüzünde bir böyle gülümseme bu yüzden bıraktırıyor. Çünkü bak, nokta atışı. Evet. Devrimler ve dünya sistemindeki değişimlerin hepsi aynı göstergelere sahip. Ha. Demek ki böyle bir yere doğru gidiyoruz. Tabii yani. 8 Kasım'da işte bu tutulma vardı. Çok önemliydi 8 Kasım'daki tutulma. Kaldı ki Kasım'daki tutulmadan hemen sonra biz bir Düzce depremi yaşadık. Evet, doğru. Hı. Doğru. Hatta benim birçok yerde bunu söyledim. Bunu şundan dolayı söyledim. Dedim ki bu 5 Şubat'taki Dolunay, gece saatinde olan 6 Şubat'a bağlayan gece olan Dolunay aynı dereceyi tetikliyor, bir tutulmayı tetikliyor. Burada Allah korusun Kasım ayında bir deprem olmuştur. Çok büyük bir deprem devreye girebilir ya da felaketler. Söyledim ve yani tam da o gün olmuş. Şimdi yani. Ama neden? Çünkü tetikleme var orada. Yani bu hissi kablel vukuyla değil, bu derece. Yine aynı dereceler ne zaman tetikleniyor? Belki otomatik bu dereceleri sende verebiliriz yeniden. Ama bugün 7 Mart, hı, haritasına baktığımda. Tamam. Şimdi burada bir Satürn geçişi var. Satürn 2,5 yıllık bir balık dönemine geçiyor. Tamam. Konu değişiyor bir kere. Tamam. Yani 2,5 yıldan beri konumuz neydi? Kova burcundaydı. Kova burcuydu. Özgürlüklerimizi konuştuk. Özgür, evet, olamadık. Evlere tıkıldık. Covid yaşadık. Kapandık. Ama toplumsal konularla çok ilgiliydik. Evet, hepimiz doğru, birer komple teorisyeni olduk. Tabii canım, tabii, evet. Hak, hukuk, özgürlükler, hayvan hakları, insan hakları, kadın hakları, bu bilmem ne vesaire, en ufak bir şeye çok çabuk örgütlenebildik. Evet, güzel. Buranın son derecelerini yaşıyoruz şimdi. Şimdi Satürn balıkta balık, konu değişiyor. İşte az önce dediğim gibi affetme, evrensel sevgi, hayatı. Olan oldu artık, birbirimizi severek bu işten çıkmak zorundayız. Sevmeden olmayacak, bu işe doğru gidiyor sanki. Evet, orada yani bir daha organize olma. Bir olmak olma, gerçek bir anlamda. Olma. Evet. Gerçeklikle yüzleşme ve bir olma. Satürn balık aynı zamanda denizler ve sular demek. Şimdi sular en büyük problem önümüzdeki dönemde. Kuraklık geliyor. Ben buraya kuraklık diye not almışım. Sana bunu soracaktım. Bir kıtlık, bir de kuraklık not aldım. Evet. Doğru mu? Yani bir doğru, araştırdığımda öngörülerde daha az bu kaynaklara ulaşma, evet, şeyimiz var. Kaynak kıtlığı. Yani kaynak kıtlık kıtlığı deyince gerçekten ulaşmada zorlanın. Yani yiyeceğe vesaire ulaşmakta zor bir dönem olacağına dair şeyler gördüm. Evet. Yani maalesef bunları yaşayacağız. Okyanuslarda, denizlerde yaşam, hayvanların yani oradaki canlıların da sıkıntı. İşte müsilaj problemiyle uğraştık. Yine denizlerimizde, evet, kirlilik vesaire, bu gibi sıkıntı ve problemler. Başka neler olabilir? Mesela dünya astrolojisinde bunu bitirip hemen 7 Mart'a geleceğim. Başka neler olabilir? İlaç sektörü, kimya sektörü, aşılar, olacak, sıvılar, bunlarla ilgili önemli gerçekliklerle karşılaşacağımız bir dönemi görüyoruz. Böyle ben konuşuyorum. Sen hanımefendi çizgini bozma. Boşu boşuna aşı olmuşuz çıkacak gibi. Ben bunu ben söylüyorum. Gerçekten böyle çıkacak diye çok korkuyorum. Olduk yani. Hani nedense, çünkü bu böyle sürekli bununla ilgili şeyler çıkıyor. Olmuş olduk. Çok rahat söylüyorum. Yani YouTube olduğu için çok rahat söylüyorum. Çünkü hani mümkün olduğu kadar hani sıvılarla ilgili sıkıntılar diyoruz. Sudan gelecek her tür tehlike, sıkıntı, problem.
petrolle bağlantılı balık burcu. Orta Doğu ile bağlantılı. Satürn oraya giriyor mesela, petrol. Yapma. Petrol kıtlığı ya da petrolü özellikle mesela şirketler arasındaki gerginlikler. Petrolden dolayı çıkacak bir savaş bile mesela benim olabilir. Aklıma geliyor. Yani doğal petrol, gaz doğal demek gaz balık burcu. Petrolle alakalı. Evet. Yani bunlar olabilir önümüzdeki dönemde. Ama en çok bütüncül tıp, pharmaceutical, ilaç alanı, ilaç sektörü. Hani buralarda ilaç işte tedariğinde sıkıntılar, problemler kaldı ki Türkiye'de var. Var şu an. Ama yani dünya genelinde olduğunu düşün, çok daha büyük problem. Yani bunu bütün dünya yaşayacak, Türkiye yaşamayacak oh. sonuçta. Oh bir içini rahatladı. Yok yani şey anlamında hani gerçekten hani kolay değil ama en azından bu üslupta senden dinleyince daha iyi hissediyorum. İnan çünkü araştırırken ben sana soru hazırlarken çok şey oldum. Yani öyle şeyler vardı ki yine yumuşakça sordum. Peki 7 Mart'ta o bölgeleri söyledik. Ben sabah Bodrum'la alakalı, Bodrum ve İzmir civarıyla ilgili bir şey gördüm. Yanlış mı görmüşüm? Şöyle 21 Mart civarı. Tamam, doğru. Yani Mart ayı içerisinde 21 Mart'ta. Mesela burada 7 Mart'ın jeodezik haritasına baktığımda Ay Mars'ın İzmir'in karşısında hangi ada var? Tam o adaların üzerinden geçtiği, bak şuradan geçiyor. Yani Yunan adalarının üzerinden gördüm geçiyor. Hah, oradan geçmesi belki orada o bölgedeki adalarda oluşacak ya da denizde oluşacak bir depremin belki de yansımalarını vesaireyi kapsayabilir. Ama buralar çok önemli tetikleniyor. 7 Mart'ta dediğim gibi Ermenistan, Gürcistan, Kars, Ağrıvan hattından geçişler var. Yine Gaziantep, Malatya. Buralar yine tetikleniyor mesela. Aslen yine aynı şekilde aynı yerlerden geçtiğini görüyoruz. Yani bu depremler evet. biraz daha sürme potansiyeli peki yüksek. Yani, hani kimseyi de korkutmayalım ama bak buraya İzmir'i işaretlemişim, Bodrum'u evet. işaretlemişim. Bu 21 Mart'taki yeni ay ile beraber devreye giriyor. Şu an bakıyorum. Evet. Şey bu hani biz burada yaşıyoruz diye bunu Muğla, ekstra kolluyor gibi sormuyorum da hani çünkü nedense memlekette bir yerde deprem olduğunda ister istemez herkes hani Büyük İstanbul depremi ile alakalı da böyle bir vaziyet çıkıyor ortaya. Ben bazen üzülüyorum. Sanki bir tek İstanbul mu varmış gibi. Ki 99 depreminde Yalova'da olduğum için bayağı ben hani bir yıkım içinden de çıktım. Çok da net yaşadım. Hani şimdi soracağım ben de İstanbul depremiyle ilgili çünkü bu şu an itibariyle sosyal medyaya yazdığınızda bir takım tarihler birileri emin yani o gün falan diye veriliyor. Şimdi sen bu istatistik olarak baktığında İstanbul depremine dair ne söyleyebilirsin? Şimdi İstanbul depremi için şöyle diyeyim. 20 Nisan'da bir güneş tutulması var. 29 derece Koç burcunda. Yine 29 yine dereceler Koç, kritik pardon. Bir de dereceler. Analitik derece mi deniyordu? Analitik neydi derece. Buna? Son dereceler arafta kalma gibi. Yani tamamlanmıyor bir konu. Böyle ucunda ama gibi. Ama bir yanda da Satürn okay. enerjisini üzerinde taşıyor. Yani yıkımlar aslında tamam. sıkıntı ve problemleri de karşımıza Nisan getiriyor. Nisan kaç dedin? 20 Nisan. 20 Nisan. Şimdi bu 20 Nisan'ın yine gösterebilirim haritasında yükselendeki Uranüs hattı İstanbul üzerinden geçiyor. İzmit üzerinden hem geçiyor evet, ve Bursa üzerinden bu geçiyor. Anadolu yakasının oradan bak ben Anadolu yakasından. Gördüm Anadolu yakasından geçiyor. Ben görüyorum şu an. Şimdi burası mesela bir bizi endişelendiriyor. Ama mesela Bursa'ya çok yakın İzmit ama Plüto ve MC hattı Düzce, Bolu ve Karabük hattından da geçiyor. Evet. Yani ben mesela buradan bakacak olursak tamamen kendi yorumumdur. Kendi yorumun olsa kimseyi ne dersin? Kimseyi bağlamaz. Aha. Hani umarım hiçbir şekilde böyle durumla karşılaşmayız ama bu kadar fazla bu Düzce Bolu hattının tetikli olması, oralarda yaşanması muhtemel belki bir kırılma, belki de bunun yansıması ya da Bursa'da o taraflarda İzmit tarafında olabilecek bir şeyin İstanbul üzerine yansımalarını görebileceğiz diye düşünüyorum. Henüz İstanbul depremine dair bence sadece bu haritaya bakarak İstanbul'da deprem olacak diyemeyiz. 6 Nisan'daki Dolunay'da yalnız yine İstanbul hatlarını tetikliyor, bunu da söyleyeyim. Buralara dikkat etsinler. 5 Mayıs, 20 Nisan en fazla buralar. Yani Nisan sonu ve Mayıs ayları aslında önemli. İstanbul çünkü bu için. 20 Nisan tutulma noktası 13, 14, 15 Mayıs'ı tetikliyor. Yazın bunları Allah aşkına. 18, 19, 20, 21 Mayıs'ı tetikliyor. 17 Temmuz'u tetikliyor. Peki bir şey soracağım. Çok böyle o gelişini soracağım. Hani mesela biz şimdi 1999 depremi 17 Ağustos'u yaşadık ya. O günkü göstergeleri eminim sen bir de ayın başak yani. Sen ezbere şu an biliyorsundur. Önümüzdeki gibidir. Yani o kadar benzer, o kadar şiddetli bir şey paralel, benzer bir göstergeden bahsediyoruz bu tarihlerde. Öyle bir şey diyemeyiz. Çünkü Satürn öyle bir şey denilebiliyor mu ya da? Hayır, diyemeyiz. Okay. Diyemeyiz.
Yani benim ilk dikkatimi çeken, mesela ilk defa burada söyleyeceğim. Çünkü bunun üzerine aslında daha fazla çalışma ve araştırma yapmam lazım. Ne kadar söylemem doğru bilmiyorum. Çünkü hani bu da böyle çıt diye alınıyor mesela. Çıt diye birileri farklı bir şekilde kullanıp başka bir şeye... Böyle dedi, yapmayın bunu. Dedi de değil. Hani bu da alıyor, yani farklı alıyorlar, anladım, kullanıyorlar bunu. Mesela aslında iyice çalışmak lazım ama... Mesela benim dikkatimi çeken 17 Ağustos 1999'da evet, Venüs 29 derece Aslan Burcu'nda geri hareketindeyken mesela bu deprem gerçekleşmiş. Ve bu sene 23 Temmuz'la 4 Eylül tarihleri arasında 23 Temmuz'da 28 derece Aslan Burcu'nda aynı derecelerde bir Venüs gerilemesi. Bak, Venüs gerilemeleri 8 yıllık periyotlarla bağlantılı. Biz istatistik bilgi çalışıyoruz aslında, evet, astrolojide. 8 yıl önceye gittiğimizde 2015... Temmuz-Ağustos aylarını buluruz. Evet, hemen şöyle bir kendi kişisel tarihimi, evet. Ben 22 Temmuz doğumlu olduğum için buluyorum. 1-8 yıl önceye gittiğinde 2007'yi bulursun. Evet. 1-8 yıl daha önceye git. 1999 yılında. Gitmesem daha iyi, gittim ama. Yani bu dönemler, anladım, zor dönemler. Belki o dönem ekonomi kilitlenmişti. Ben mesela Venüs gerilemesinin Türkiye haritasında para evinde gerçekleşeceği için mesela o dönemler 1999'daki sıkışma para yönünden, ekonomik anlamda meşhur, evet, öyle bir öyle sıkışmanın bir devrede vardı olacağını düşünüyorum. Özellikle yaz ayları itibariyle bu daralmaları fazlasıyla hissedeceğiz üzerimizde. Umarım tabii ki hani o deprem zamanı yaşadığımız hani bu böyle bir şeye umarım göstermiyordur. Bunun üzerine daha da çalışacaksın anladığım kadarıyla. Evet, ama çalışacağım. Bu. Yani çünkü 2025 döngüsünde, 2025 yılında da böyle bir Mars geçişli bir tutulma var. Mesela oralar bana birazcık daha tehlikeli gibi geliyor. Hani o yüzden hani inşallah hani... Tabii ki inşallah bunların olmaz, hani böyle bir şey yaşamayız. Ama hani çok içtenlikle, hiçbir yerde de bu kadar biliyorum, açık konuşmadım. Ben çok içtenlikle yani söyledim istedim. Çünkü hani benim gibi görünce bu ne ayol diyenler için şeyi anlamak istedim. Hani o günkü haritayla ne kadar benziyor olabilir? Çünkü sonuçta o gün bir olay oldu ve o anın da bir haritası var ya. O yüzden onu özellikle sormak istedim. Şunu görüyoruz. Sabit burçlardan gezegen hareketleri geçtiğinde çok daha büyük oluyor yıkım. Ve genelde de Türkiye'deki depremlerin haritasında bunu görüyoruz. Yani işte Satürn Kova'da, Uranüs, hı hı, Boğa'da şu anda öyle. Yani sabit. Sabit burçları hemen sayalım. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova. Bunlar sabit burçlardır. Bunlar kolay kolay fikir değiştirmez. İşte Boğa para biriktirir, mal mülk biriktirir. Aslan kimlik biriktirir. Kimin ne olduğu önemlidir Aslan Burcu için. İşte Akrep duygu biriktirir. Kova da bilgi biriktirir. Bunlar biriktiren burçlar, sabitler. Şimdi bunlar yıllarca statükolarını korumak için uğraşıyorlar. Biri bilgi konusunda, biri duygu konusunda, biri... Durmak için uğraşıyorlar. Ha, bunlar böyle yani diyor ki ben, aa çok güzel, sabit burçlarda bunu görürüz. Çok iyi, burası harika, ben burada bu koltuğu buldum, bırakmayayım. Ya da buradayım, oh çok güzel, elimde buraya ağır gezegenler geldi mi, bu burçta çok daha böyle olur. Yani kalkmıyor musun? Buraya gelir biri, ben tekme atar, kaldırayım, yıkılarak kalkarsın. Halbuki biraz meyletse, biraz belki hani değişken burçta öyle olur. Var. Değişkenlerde zaten kalkar oluyor. Adaptasyon. Bu durum ve koşullara göre değişebiliyor. Çünkü onlar değişim için daha gelmişler. Daha konforlu bir hayat. Evet, Satürn balık aslında değişken bir burçta. Evet, evet. Yani Türkiye'nin de aslında sabit aksı çok kuvvetli ama değişkeni de çok kuvvetli. Bak, ayı 29 derece ikizler Türkiye'nin. Ah. Tabii. Aa. O yüzden bu bizim hem avantajımız hem dezavantajımız. Şundan dolayı çok büyük avantaj. Çok çabuk adapte olabiliyoruz. Olur, evet, ve doğru, bize hiçbir ekonomik krizde, hiçbir krizde kolay kolay koymuyor. Ama şundan dolayı dezavantaj, çok çabuk unutuyoruz çünkü adapte oluruz. Yani zaten herhalde, çok özür dilerim ama memleketi özetini yap deseler şu iki cümleyle, yani memleket evet, derken genel olarak bu an değil, yani genel olarak halimizi bundan daha iyi özetleyemez. Ya adamlar yani %0.1 euroda oynama oluyor, bir peynire şey geliyor, ayaklanma çıkartıyorlar. Biz alıştık. 150 lira da olsa böyle yapıyoruz. Olsun ya, buradan ne yaparız? Buradan bütün ticari, bak insanlar da böyle düşünüyor. Tamam, okey, hemen adapte olalım. Bak, bu bir yandan çok iyi bir şey. Emin ölmeyiz ol, yani hayatta kalırız. Her zaman hani survive ederiz. Survive çok iyi bir şey. Evet. Ama yani o böyle bu kadar da olmasa mı acaba, insan biraz da hani... Evet, arada bir tepki vermek lazım falan, ben öyle düşünüyorum. Gibi de bir durum ama herhalde bu işte meşhur Satürn'ün balığa gelişiyle biz bu tepki vermeyi öğrenmek durumunda olacağız yani herhalde. Öğrenmeliyiz. Yani umarım dersleri balıktan çıkıp başağa yani gitmemiz gerekiyor. Başak Burcu'na gitmemiz gerekiyor. Yani... Kuzey Ay düğümüz Başak. Sorgulamalıyız. Hı. Soruşturmalıyız. Analiz etmeliyiz. Hı hı. Araştırmalıyız. Sistem kurmalıyız. Sistem kurmalıyız.
verimli hale getirmeliyiz. Hizmet etmeliyiz. Hizmet etmeliyiz. Çalışmalıyız. Çok çalışkan. Ben bu kadar burada sayıyorum çünkü benim hani kişisel haritamda Kuzey Ay düğümü Başak olduğu için bunlar asla yapamadığım şeyler ama yapmam gereken şeyler. Ülkecek de anladığım kadarıyla Kuzey Ay düğümümüz Başak olduğu için bunları kıvırıyor olmamız lazım. Güney Ay düğümümüz Balık, biz bırakmaya çok meyilliyiz. Biz ne güzel bir şey ama biliyor musun? Kurban olmaktır. Ya biliyor musun Balık burcu? Ömrümün 40 senesini olmaktır. Böyle geçirdim, çok iyiydi. Yani böyle hemen başkasını suçlamak, kötü bir şey olduğu zaman hemen aman ondan olmuştur demek. Ya da bir hayali kurup o hayale inanıp onun içinde kalmak falan, kendini kandırmak kolayca. Bunlar o kadar keyifli ki yapması kolay. Ama işte uyanış biraz zor oluyor. İnşallah cümbür cemaat hep beraber ülke adına söylüyorum. Yani yumuşakça olabilecek en sakin ve ne bileyim acısız, zararsız şekilde bu uyanışı gerçekleştiririz diye umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Umarım. Peki şunu soracağım sana. Şimdi senin bir finansal astroloji durumun da var. Yani uzmanlık alanın diyebilir miyim ben de bunun için? Evet evet, uzmanlık alanı. Şimdi yani finansal astroloji dediğimiz şey, bireysel olarak da soruyorum bunu. Biri sana gelip ben Hande Hanım sizden finansal astroloji danışmanlığı alacağım dediğimde yatırımlarımı ve parama dair bir nasıl, hangi tarihi yol gösteriyorsun? Şu tarihlerde şu, bu tarihlerde bu, evet. Gibi değil mi? Sistem evet, böyle. Kurumlara yapıyoruz daha çok, hani kurumsal çalışmalar, şirket. Ama iş adamları şirket falan da ya da böyle tabii, öyle şahıslar da alıyordur diye düşünüyorum. Tabii tabii, çok yani şirketleri paraları için alıyorlar. Okay. Herkesin haritası olduğu gibi şirketlerin de kuruluş haritaları, anladım, var. İşte borsada ilk işlem gördüğü tarihten de bir haritamız gerçekleşiyor. Hmm. Halka arz edildiyse o şirket. Bazı şirketler daha küçük oluyor. Onların kurma tarihlerine bakıyoruz. Önlerindeki doğum dönem. Doğum tarihi gibi. Önlerindeki dönem hangi işte hangi konulara dikkat etmeliler? İşte ödemede nakitte bir sıkıntı olacak mı? Eleman alımları. Her tür konuyu o haritalardan okuyabiliyoruz. Şey, bu çok hani bambaşka bir taraftan bir soru ama çok fazla şirkete danışmanlık veriyor musun? Bunu şeyden anlamak için soruyorum. İnsanların astroloji yaklaşımını anlamak için. Çok böyle var değil mi? Evet. Yani çok son 2,5 yıldan beri çok arttı. Ve bu bence daha da artacak. Öyle olmalı. Yani çok şirket ve kurumlara işte workshoplara da gidiyorum. Onlarla etkinliklere de gidiyorum. Mesela şirketin haritasını alıyoruz. Bütün işte o çalışanlarına anlatıyoruz. İşte örnek veriyorum, işte Ay burada onları temsil ediyor, çalışanları, Güneş CEO'ları, yöneticileri, işte bunları haritayı onlara o gözden anlattığımızda ve önlerindeki dönemi tabii ki pozitif olarak ve onları daha motive ederek o dönemden bahsettiğimizde çok güzel hani geri bildirimler alıyoruz. Ama sadece o değil, danışmanlık çok başka. Danışmanlıkta her şey tıkır tıkır, önlerindeki dönemde ne yapıp ne yapmamak, hangi ihaleye girmek girmemek, hani her şey var onun içerisinde. Yani gerçi çok ciddi paraları yöneten biri olsam, hani böyle bir pozisyonda olsam muhakkak böyle bir şey alırdım. Yani hani çok doğru buluyorum. Çok güzel, ben de çok mutlu, yani çok seviyorum finansal astroloji. Çok doğru da bir şey. Peki bir şey soracağım. Şimdi finansal olarak da biz diyorum ya, bence bir deprem yani, işte her gün gidiyorum ben hani mesela süt ve yoğurda gelen zamdan aklımı oynatmak üzereyim yani her gün. Yani bazen böyle geçenlerde mesela bir markette, çok özür dilerim, yüksek sesle küfretmişim. Bir insanlar dönüp bana baktı. Çünkü gerçekten bir şeyin fiyatını görüp böyle gayri ihtiyari ağzından biraz sinkaflı bir söz çıkmış. Ekonomik açıdan bize ne söylemek istersin? Bütün bu ortalık karışıkken bir de biz hani ekonomik olarak ne yapalım? Olmayan, kendi adıma çok olmayan paramı ne yapayım mesela yani? Tabii ki hani başka yönden, yani o kişilerin haritasına bakmak lazım. Hani bireysel haritalarda her şey çok daha hani bireysel, hı-hı, çalışıyor. Sonuçta sizin işte 5. eviniz, 2. eviniz, 8 ve 11. eviniz nasıl çalıştığını görmen gerekiyor. Onlar önemli bu finansal. Tabii bazı insanların işte borsada yatırım yapması çok daha doğru. Eğer 5. evi kuvvetliyse o insanın, spekülatif her tür alandan para kazanma yetisi vardır. İşte bazı insanların tamamen daha işte toprak, gayrimenkule işte bu tarz alanlara yatırım yapması gerekiyor ama benim özellikle hiç bu deprem yaşanmadan önce de, hı hı, 2023'e dair yaptığım yorumları burada da tekrar etmek istiyorum. Şimdi döngülerle çalışıyoruz astrolojide, evet, ve finansal astrolojide bu döngüler çok güzel bize bilgiler veriyor. Şimdi Jüpiter Boğa burcuna geçecek 16 Mayıs itibariyle ve Jüpiter Boğa burcuna geçer geçmez hem güneş merkezi bakıyoruz hem yer merkezi, tamam, bakıyoruz. Şimdi orada 2011 yılı karşımıza çıkıyor ki altında çok yükselişlerin olduğu bir dönemdir 2011 yılı. Belki birçok bizi izleyenler toprak hatırlayacaklardır. Aynı döngü devreye girecek. Mesela, aynen, o dönem 16 Mayıs'tan Haziran'ın sonuna kadar, Temmuz'un başına kadarki dönem altında ben
yükseliş bekliyorum. Yani ben 2023 yılının en iyi yatırım alanının bu alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Jüpiter Boğa'da 2024'ün ortalarına kadar hareket edecek. Dediğin çok doğru. Toprakla da alakalı. Mesela arsa, araziler, insanlar artık ev almak hayal oldu diye bakıyorlar. Çünkü bugünümüzün koşullarında. Ama küçücük de olsa işte bir arazi, bir arazi tarla. Arazi projelerinin mesela başlaması sanki bu söylediğin şeyi dinlerken aklıma o geldi. Hani eskiden ev alınırdı. Şimdi mesela böyle yeni projeler karşıma çıkıyor. Tabii, ev tabii. Yok ama arazi. Böyle mesela arkadaşlarımla konuşuyorum. Hep şunu diyorum hani eve girdim Pelin. Ev kredisi ödüyorum derlerdi. Şimdi diyorlar ki küçük bir arazi için bakıyorum. Daha ev lafından ziyade bir arazi lafı duyar haldeyim. Evet, demek evet. Ki bundan. Bunlar daha da artacak. Yani insanlar daha fazla böyle bunun üzerine düşecekler. Neler yapabilirimin üzerine düşecekler. Ev fiyatlarında da artışlar söz konusu olabilir. Hı. Çünkü Jüpiter Boğa'da. Yani işte şeker fiyatları artacak. Bakır mesela. Bakır çok konuşulan bir alan değil ama evet. Biz yıllar önce gümüş dediğimizde herkes dalga geçiyordu bizle. Gümüş artacak dediğimizde. Şimdi artık gümüş çok ciddi bir çok araç acayip, ve çok acayip bir mesela önümüzdeki dönemde bakır için aynı şeyi söyleyebilirim. Mesela arpa fiyatlarının artacağını söyleyebilirim. Arpa, buğday buraya mesela bu alandaki emtialara da yatırım yapanlar varsa mesela bunları da iyi kullanabilirler. Bakır alabilirsiniz mesela. Yani. Evet. Çünkü gümüş zamanı ben size söylenen şeyleri hatırlıyorum. Sonra gümüşün ne olduğunu da biliyoruz. Tabii 2017'ler, 2016'lar o zamanlar hiçbir şey yoktu. Yani gümüş vesaire dediler. Şimdi artık neredeyse altın o kadar artacak ki önümüzdeki çok, dönemde. Gümüş hani çok biz iyi bir yatırım. Gümüş yani. Çıkartacağız, gümüş takmaya evet. Başlayacağız. Evet. Eski dönemlerde olduğu gibi yani. Zaten altın takabilen varsa lütfen merhabalar yani. Kimse artık hiç ama altında ben bekliyorum yani çünkü. Daha da. Şundan dolayı yani 2000 doların üzerini görebilir onsu. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu söylemek durumundayız. Biliyorum. Bu retüyüm bize tamamen demek. Bu bir demek. Yatırım tavsiyesi değildir. Onu görüyorum yazıyorsunuz da. Evet. Evet. Onu demek zorundayız. Zorundayız. Bu okay. Mecburen söylenen bir şey. Çünkü Kuzey Ay düğümleri 17 Temmuz'da Koç hattına geçecek. Bu 20 Nisan'da 29 derece Koç. Koç ne demek? Savaş demek. Yani dünyada çok her yer birbirine bir, girecek aslında önümüzdeki dönem. Enerji o benim. Hani geçtim bu felaketleri, savaşkan enerjilerin devrede olduğu, biraz ülke devletlerinin birbirine kafa tuttuğu, meydan üçüncü okuduğu bir dönem. Dünya savaşı çıkacak mı hani? Gel artık şey diye sormaya başladım. Hani böyle bir beklentin var mı? Dünyada bir üçüncü kez bir dünya savaşı olur mu sence? Olur. Böyle bir, bence zaten çok yakınız. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela yine tarihlerle konuşacağım. 1935 ve 1937 yıllarında Satürn Balık Burcu'ndaydı. Ve Satürn Balık Burcu'ndan 38 Ocak ayında çıkıyor. Tamam. 1938 ve hemen akabinde bir yıl içerisinde İkinci Dünya Savaşı evet. Başlıyor. Yani biz yine böyle bir döngü içerisindeyiz. 2-2,5 yıl içerisinde zaten Satürn ve Neptün kavuşumu 2025-2026'larda o büyük resesyonla çok bağlantılı. Öyle bir döngü gördüğünde zaten ortalıkta ekonomik anlamda bir durgunluk olduğunda, birilerinin canı sıkıldığında yani. Hani birbirlerini kaşıyorlar, biz de yazık. Hani birileri böyle, ben hep onu söyleyeyim, plan üzerinde işte Allah geliyor böyle cücücüt yapıyor. Gidiyoruz. Geliyor yani gelmekte bunun olan gibi bir şey. Hikayesi oluyor burada. Evet, öyle bir döneme gidiyoruz. Yani bence kimse stabil bir şey beklemesin. Ya güzel hiçbir şey olmayacak mı diye beklemesin. Her zaman böyle. Böyle sorular hazırlamamıştım. Peki mesela. Ama 2000'li yıllarda da böyleydi. 1999'da biz belki gençtik, o zaman fark etmiyorduk. Bak ben sana söyleyeyim. Annem babam şey diyordu benim. Felaket, nasıl çıkacağız bu işin içine? Evet, 2005-2006'da evet, çıktık. Her zaman bunu görüyoruz. Jüpiter Satürn döngüleri. 2000 krizi hatırlarsınız yani. Evet. 79'luyum ben. Hani hatırlıyorum çok net. 2000 krizinde bunu atlatamayacağız cümlesini çok duymuştum. Peki alakasız bir sorun var bir tarafta. Uzaylılarla alakalı. Çünkü hani biz bunu yayınladığımızda da bunlar konuşuyor olacak ama bir 3-4 gün öncesinde başladı. İşte belli yerlerde UFO'lar görülüyor. Ve mesela ama böyle Pentagon açıklama yapıyor. İşte hani normalde yok canım falan diyen yani devlet kurumlarından ya bir cisim var ama ne olduğunu anlamadık diye yavaş yavaş bunlar gelmeye başladı. Ben de sürekli diyorum ki yani benim beklentim mesela ben bir 10 sene içinde genç söyleyeyim çok normal bir şekilde var olduklarını ve bunun bir konuştuğumuzu düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani başka ben, dünya ben dışı varlıklarla alakalı. Bu dünya dışı varlıklarla alakalı. Ben de yani dünya dışı varlıklarının yani o
Şimdi unidentified flying object diye geçiyor UFO'lar. Evet. Yani o UFO'larla gelecek öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben burada olduklarını düşünüyorum zaten. Yani ben öyle bakmıyorum olaya. Bizim zaten peki çok uzun zamandır mi? Savaşımızın böyle olduğunu düşünüyorum. Ben çok daha farklı bakıyorum. Ama komple teorisyenleri gibi de böyle uç noktalara taşımayacağım. Böyle bazen çok zaman uçuyorlar. O başka. Ama ben yani hep şunu söyleyeceğim. Yani kimde teknolojinin olduğunu bilmiyoruz. Aynı yerden bakıyoruz. Ha. Çünkü bence o teknolojik uçaklar yok oradan görülmüyormuş, o oluyormuş, bu oluyormuş, yok harpmış, yok oradan bir şey mi geliyormuş. Mesela harpla ilgili bir sorun var yani, çünkü astrologlar da bu konuyla ilgili çok yorum yapıyorlar. O yüzden sormak istedim. Harp projesi. Hashtag harp. Ne düşünürsünüz Hande Hanım? Konuşmak istemeyebilirsin tabii ama o kadar astrologla konuyla ilgili yani konuşuyor ki sorayım ben dedim. Ben hayatım boyunca yükselen kova olarak her şeyi bilmeyi severim. Bilgi ben önemlidir. Ben bileyim de. Yani öbür gün hani bunun olduğu gerçeği karşıma geldiğinde Hande bunu nasıl atladın denmesin. Tamam. Bazen o kadar fazla şeyler konuşuldu ki bu pandemi süresince ve o kadar fazla böyle insanların çiplendik, önüne bilgi açıldı ki. Yani bazı bilgiler doğru açıldı ama bazı bilgiler yanlış açıldı. Farklı alıp farklı yönlere çeken insanlar da var. Mesela izlediğimde inanamıyorum. Hani diyorum bunu buradan buraya nasıl bağladılar falan yapıyorum. Hani inanamıyorum. O yüzden sorun bu değil. Onu söyleyeyim. Yani harp da olsa fark etmez. Konu bu değil. Konu bu değil. Konu senin görmen gereken burada başka bir şey var. Evet. Anladım. Konu neden ülkece çok daha iyi bir noktada olma potansiyelimiz varken olamadığımız, neden organize olamadığımız, neden Türkiye yaşanılan bir yer değil, neden gerekli bu hiçbir şekilde birilerini sorgulamak olarak algılanmasın. Son 20 yılı sorgulamıyorum, ondan önce de öyle. 99'dan sonra neden yapılanmadı, evet. Neden biz bir Japonya gibi değiliz? Bence sorulması gereken soru bugünümüzde bu. Ha yarın öbür gün evet bir çubuktur belki atıyordur, etkiliyordur, yapıyordur. O zaman yine de daha gider, hızlı bir şekilde yapın ki yarın öbür gün başka eğer tehdit ediliyorsanız oysa buysa o çubuklar işlemesin ya da siz bu alanlarınızı genişletin ki o çubuklara karşı sizin de elinizde bir şey olsun. Ben böyle cevap vereceğim. Güzel bir cevap. Yani olabilecek anlayan için bence zaten çok açık bir cevap da hani doğru da bir bakış açısı evet, olduğunu ben öyle düşünüyorum. Peki bir daha hiç Covid olur mu? Ya da hani Covid ile bir böyle salgın mesela öyle bir şey düşünüyor musun? Bence olacak. Hah, bak. Soruları çok iyi hazırladım bu bölüm ondan. Yani mesela vallahi hakikaten. Yani yok bence olacak çünkü biz öyle bir döneme girdik. Bence önümüzdeki dönemin bu en balıktan büyük mı tevellüt mü yine hani balık çünkü balık burcu sağlık alanı başağın karşısından geçecek 2,5 yıl. Sadece yine Türkiye için konuşmuyorum ama ben önümüzdeki dönem işte Satürn-Neptün kavuşumlarında, Koç burcunda işte suyun eksilmesi yani su kıtlığının oluşması, doğal olarak hastalık temizlik ve hijyenle alakalı konular bizi öyle şeylere alıştırdılar ki yani biz mutfağımızda çamaşır suyu kullanan bir ülke olduk. Her yer öyle yani. Sanki bir şey... İçenler vardı hani hatırlarsan. Covid'in ilk başında hastaneye kaldırıldı. İnsanlar... Sadece Covid'de değil. Şey içti. Benim annem hala kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Biz öyle yetiştirilmişiz. Tabii, 80'li yıllardan bu yana. Temizlik köpürmek demek mesela. Köpürmek. Ben anneme hala öğretemedim ya. İçinde florit olmayan diş macunu alıyorum. Anneciğim bak bunu kullan dediğimde böyle bak köpürmüyor bu diyor. Yani kuaföre gidiyorum. İkinci şampuanı işte yapmaya çalışıyorum ki bırak köpürmesin. Yani içinde onun öyle işte yani asidik bir şey yoktur. Malzeme bir şey yoktur da ondan köpürmüyordu. Bunu hala insanlar alışamadı. O reaksiyonu görmedik mi olmuyor ama bizde evet, öyle bir durum var. Tekrar olur diyorsun yani bir tekrar salgın olur. Bu hayattaki en temiz şey yani temizleyen tek bir madde var biliyorsun değil mi? Temizlikte. Su. O da gidiyor. Gidiyor. Yani sen hiçbir şey yapma, saçına şampuan sürme, hiçbir şey yapma, gir. Zaten temizlenirsin. Peki bir tarih var mı kafanda en azından? Hani bu şeye göre, göstergelere göre. Şu tarih arasında dünyada bir salgın için daha şey, Pelin diyebileceğim. Yani ben... Hemen diyecek onun da şimdi yok, gözüm hemen, 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 hemen demiyorum. Hı. Yani hemen demeyeceğim. Ama hani bununla alakalı cevap vermeyeyim ama 2025-2026 yılları diyeyim. Anladım. Çok da uzak değil ama yani en azından bir alıştırma olur diye düşünüyorum. Ben mesela hani başka bir şey ama. Ha, aynısı geri gelmez herhalde diye düşünüyorum. Ben başka bir şey olduğunu düşünüyorum artık. Sonunda zombiler olacak. Neyi onunla onu karıştırıp yapacaklarsa başka bir şey olacağını diyor. Ama suyla alakalı olacak. Yani sudan gelecek bu sefer bence tehlike.
Bunların hepsini ben yani şeyi biliyorum, yani not alarak izleyenler olduğunu biliyorum. Senin bütün videolarında oluyor bu özellikle. Ben de bunu tekrar izleyip not alacağım. Yani şu an böyle bilgileri alıp bir anda ister istemez kişisel haritamda da o neydi bu neydi dediğim için bunları not alacağım. Peki güzel tarihler, hani böyle ya Pelin vallahi öyle bir sene olacak yani böyle uçacağız. Çok huzur, refah, şu bu falan böyle nasıl bu tip tarihleri soruyorsak onları da sorabilir miyim diye düşündüm şu an. Düşündün de iyi güzel düşündün. Mesela var mı öyle bir şey? Yani şöyle söyleyelim. Hani, bir kere güzel tarihler her zaman var. Yani Mart başı yine biri, Venüs, evet, Venüs Jüpiter kavuşumu ama yine Merkür Satürn'e kavuşuyor. Yine şimdi gidip tam Dolunay zamanı 6-7-8 Mart. Bak Dolunay'ı konuşmadık. 6-7-8 Mart. Hani buralar önemli. Ay Başak'ta olacak. İşte verimlilik, üretkenlik. Aslında Başak Burcu'nun konu ve temalarını konuştuk ama bu Dolunay... Ay Mars karesiyle girecek. Yani ne demek? Yani sinirli, agresif, biraz gergin, biraz daha böyle kutuplaşmaya meyilli olduğumuz zamanlar. İşte patlamalar, yangınlar, işte bazı konuların hareketli olduğu bir dolunay olacak bu. Bir de salgın hastalıklar. Ay Mars karelerinde bunu görüyoruz. Mesela deprem bölgelerinde mümkün olduğunca sağlıkla ilgili konuların artması lazım. Özellikle 14, 13, 12 Mart civarı buralar önem kazanıyor. Yine güvenlik alanları özellikle orada yaşayan insanların iyice mesela kontrol altına alınması lazım. Hani bizi izleyen devlet yetkilileri varsa bu bizim işimiz değil ama burada uyarabileceğimiz bunlar var. Mümkün olduğu kadar evlere girilmemesi. Evlere girilmemesi. Hijyene dikkat edilmesi. Hijyene dikkat edilmesi. Mesela hırsızlıklar artabilir, suçlar artabilir. Bir de göçler artabilir o bölgelerden. Aman bu çok önemli. Jüpiter Boğa Burcu'nda tarım ülkesiyiz. Oralarda çok önemli tarım bölgeleri var. Ve oralarda çok önemli küçükbaş hayvancılık var. Önümüzdeki dönem en çok bundan dolayı yiyeceklerde, tedarikinde bundan sıkıntı çekeceğiz. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bu programda da söylemek istiyorum. Söyle. Israrla o bölgedeki satan üreticilerden satın alsınlar. Onu internette paylaşıyoruz. Sosyal medyada böyle sürekli bir paylaşır haldeyiz. Yani oradan alın. Oradan alsınlar. Oradakiler kalkınsın. Oradakiler onlar yaşamaya kalkınsın. Devam edebilsin. Onlar yaşamaya devam etsin. Küçücük de olsa. Çünkü orada bir de molozlar var. Çok büyük asbest diye denilen o şeyler, o toprağı işlemesi vesaire. Hani biraz önümüzdeki dönem bunlarla da uğraşacağız. Yeniden yapılanma üzerine uğraşacağız. Jüpiter Boğa Burcu'na geçince merak etme. Sonuçta cebimize giren para, parayla alakalı konularda da bir stabilite arayışını arttıracak. Allah rızası için. Tabii ki. Bayılacağım artık gerçekten. Tabii. Yani Jüpiter Boğa bu konuları arttıracak. Ama tabii ki ülkemiz içerisinde de dikkatli olmamız gereken zamanlar olacak. İşte bu yaz dönemi özellikle parayla alakalı konularda. Bir de Ekim-Kasım ayları dikkat çekiyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki, bir şekilde yaşayacağız. Bir şekilde de bunun üstesinden geleceğiz. Şöyle bir şey soracağım. Ben bunu mesela bu depremle ilgili özellikle son dönemde hani programlarda profesörlere hiç şu sorulmuyor. Ya da ben denk gelmedim. Affedin eğer sorulduysa. Hocam siz nerede oturuyorsunuz mesela? Çünkü anlatıyorsun İstanbul'da şu olabilir. Mesela biri de desin ki hocam siz hangi semtte oturuyorsunuz? Hani biz de sizin yanındaki sokağa girelim. Şimdi mesela sana şunu soracağım. Hani bakıyorsun, görüyorsun. Bu bir istatistik. Ve önemli bir faydalı bir bilgi. Ama hayatında mesela hani benim etrafımda yeni yeni İstanbul'dan göç eden çok arkadaşım var. İki günde Ankara'ya yerleşen oldu mesela. Yani 6 Şubat'ta deprem günü ondaydım hatta beraber çok kaldık. Çok benim de var etrafımda. 3 yani, kişi var. Yani yattık kalktık o gün deprem oldu. Ayın 9'unda ben Ankara'ya taşındım dedi mesela. Bak, çok mesela sen kişisel hayatında ne düşünüyorsun? Gitmeyi düşünüyor musun Hande ya da bir B planı? Yani ya da insanlar mesela bu tarihlerde eve girmesinler mi? Evden çıkmayın öyle bir şey söyleyebilir miyiz? Söylemek doğru mudur? Hayır değil. Yani çünkü bu olasılık dahilinde olacak demek değil. Bu bir. İkincisi ben Suadiye tarafında oturuyorum. Bir açıyoruz oralar kıpkırmızı yani. Gitti gidecek 10. kat. Hani ben bazen böyle yapıyorum. Ben ne yapmayayım? Yani ben düdük programını indirdim. Annem var evde, eşim işte. Hepimiz yani o programları indirdik. Beni bulun programı. 3 tane arkadaş belirledim. Bak ben yaptım bunları. Ne o programın adını söyleyebiliriz herhalde. Ne programı? Abi işte deprem ağ programını indirdim. Tamam. O bir uyarı da veriyormuş öncesinde. Tamam. Bir whistle denilen şeyi, düdük şeyini indirdim ama herkes istediği gibi indirebilir. Boynunuza da bir de 3 tane arkadaşımı belirledim. Farklı yerlerde ve sağlam yerlerde oturan. Çünkü eğer öyle bir durum olursa, bir göçük altında kalırsak en az 72 saat ulaşmayacak hiçbir şey. Bunu farkındayım. Ne yapabilirim? İşte şarjda tutuyorum.
Yapabileceklerimiz bunlar. İşte şarj tutacağın yanında su. Şarj, su. Deprem çantası denen şey artık böyle hani çok çok önemli olduğunu artık yani herkes inan biliyor. Bunları yapıyorum ve üç kişi belirledim. Dedim ki anam biri Türkiye'nin orası olsun, biri orada olsun. Bu bir şey olursa onlar en azından ortalığı ayağa kaldırırlar, gelirler, bulurlar. Yani insanoğlu böyle düşünüyor, yapacak bir şey yok. Bir de eşime rica ettim. Apartmandakiler de buna uygun gördüler. Şimdi bir evin hani bir yerleşiminde bir sıkıntı bakıyorum, var mı yok mu? Bununla evet, alakalı da bir araştırma işte onun randevusunu aldık önümüzdeki sıraya günlerde. Girdiniz değil mi? Öyle sıraya girdik. Onu yaptıracağım. Ne yapayım? Onun dışında da dua edeceğim. Şimdi bak Ankara'ya gidenler. Şimdi Ankara'ya gittiler bize. Hani başka yerlere yerleşenler bilemezsin ki. Yani oradan İstanbul'a geldiği bir günde bir şey olabilir. Yani bu işler kader işleri, kısmet, bunlar bizim hani ancak bu kadar bilincimizde işte hani dikkat etmemiz gerek diye biliyoruz. Hiç kimse sıkılmasın, gerçekten üzülmesin. Evet. Hiç içinde sıkmasın. Hani bazı şeyleri evet doğru bir şekilde çalıştığını görüyoruz astrolojide ama bazen çok büyük beklentimizin olduğu şeylerin de çalışmadığını, farklı çalıştığını da görebiliyoruz. En azından ben içlerini böyle rahatlatayım herkesin. Hı. Peki yani, mesela 2024'e dair bir şey söyleyebilir miyiz? Yani 2023'ün zor bir sene olacağını konuştuk. Zaten söylemişsin ama. Ben bir daha gelirim sana 2024'te. Yani hani 2024'te bunu tekrarla inşallah her şey çok, mesela acayip güzel bir 2023 geçirmiş oluruz mesela. Tabii, 2024'te bambaşka bir şey konuşuyor oluruz. Şu an bu insanların ama acıları çok şey taze. Onlar için elbette ki demiyorum ama unutmayalım ki krizler her zaman bir fırsat. Hani bu pandemi zamanında çok sıkıntı çeken insanlar olmuştu ama çok ciddi anlamda yükselen ve çok ciddi çok enteresan, evet, her şeyini arttıran insanlar da oldu. Unutmayalım. Meslek, hayatta böyle. Yeni meslekler doğdu. Yeni olasılıklar olacak, meslekler doğacak. Şimdi belki yenilenecek bütün yapılar. Hani hayata umutlu gözlerle bakmamız gerekiyor. O yüzden de bence güzel olsun ya. Yani inşallah çok güzel olur. Hiç şey hazırlamadım bu arada. Hani böyle normalde biz bu bölümü Hande ile bir ay önce, yani biz Şubat başı falan çekecektik. Evet, 14 Şubat'ta kim kime ne hediye alsın falan gibi çok böyle ponçik bir bölüm planlamışken ben iki kez hastalandım. Ve ondan sonra deprem oldu yine falan ve biz bir şekilde bugün kavuştuk. Bugün bu da mesela işte tamamıyla bir çok enteresan, hiç beklemediğimiz bir çekim gerçekleştiriyoruz. Ben gayet kim gibi ne hediye alsın, kim romantik falan gibi sorular hazırlamıştım. Bir şey söyleyeyim, bak Jüpiter Boğa doğal demek. Doğal ürünlerin ön plana çıkacağı bir dönem olacak. Bak güzellikte, kozmetikte, her şeyde zaten daha doğal. Gezegene sahip çıkmaya sonunda niyetlendiğimiz için. Çünkü kusura bakmayın. Anca yani, şimdi evet, o yüzden de her şeyin doğallığı, güzeli, hani natürelli, bunlara daha fazla yatırım yapmamız gereken bir şey. Peki müthiş pasladın zaten. Bugün bu arada biz biliyorsun Saşa Kafası'nın sonunda konuklarımıza böyle bir hediyemiz oluyor. Fakat gerçekten bazen tıpkı bu tesadüf yok hayat hikayesini seviyorum. Bazen konuklarla ürünler samimiyetle biz bunu ayarlamıyoruz. İnanılmaz böyle bir oluyor. O yüzden mesela bugün Aven bizim destekçimiz ama Aven'in mesela anlattığı bir tane termal suyu var. Ben böyle çok biliyor izleyiciler de benim. Ben öyle çok kozmetiği bilen ve fazla her markayı kullanan falan bir tip değil ama benim bile bildiğim, çünkü insanı ferahlatan, ismi bile termal su olan. Evet, bu ben onu kullanıyorum zaten. Yıllardır kullanıyorum. Üstüne de cuk gibi geldi. Aynen. Bir ürünü var. Bugün iki tane şey hediye edeceğim sana. Bir tanesi temizleme jeli. Bunun içeriği de aynı o termal suyun içeriğine sahip. Yani o ferahlatıcılığa, o cildi dinginleştiren, sakinleştiren, böyle bir berrak bir duygusu olan bir temizleme jeli ve bir de krem var. Krem de ciltte bariyer oluşturuyor. Ben bu lafı seviyorum. Çünkü hani bu çevre kirliliğine karşı da, gezegende zaten temiz hava kalmadı biliyorsunuz. İşte güneşe karşı da koruyan bir etkisi var. O yüzden çok tam da pasladığın gibi oldu. Bu iki ürünü sana, tabii ki termal suyu da, hediye etmek çok istiyoruz. Bir de güzel bir şey var ürünlerle ilgili. Onu söyleyeceğim diye not aldım. Çocukların da kullanabiliyor olmasını. Hani ne bileyim ben çocuğum olsa mesela ona ayrı krem, kendim ayrı krem alsam falan sıkılırdım. Seda var bizim ortak arkadaşımız. O da böyle. Evet, o yüzden mesela burada bebekler, çocuklar da kullanabiliyor. Süper. Serinin ismini söylemem lazım. Aven'in Scalfat. Böyle söyleniyor, evet, serisi. Güle güle kullanırsın inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Zaten kullandığım ürünler gerçekten hem çok harika bir marka,
Ve dediğim gibi hani ben de öyle seviyorum doğal şeyleri kullanmayı. İyi ki geldin Hande. Ay canım benim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ve çok değerli bilgiler paylaştın bizimle. Ben herkes adına da teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum canım benim. Umarım hani çok da güzel bir yıl geçiririz. İnşallah. Ve yeniden buluştuğumuzda çok daha başka konular konuşuyoruz. Bu sefer belki sevgililerle mi konuşuruz 2024'te belli mi? Tabii canım, tabii ki. O bölümü soracağım. Peki efendim, Saşa Kafası'nın bu bölümünde Hande Kazanova bize çok önemli bilgiler verdi. Ben bir kez daha izleyeceğinizi ve muhtemelen arada durdurup tarihleri not alacağınızı tahmin ettiğim için bu bölümü biraz uzatıyorum. O da söyledi ama ben de tekrar söylüyorum. İşe kötü tarafından bakmak kolay olan, korkmak her zaman inanın daha kolay olan. Hani ben inanıyorum ki bir şeyden korkarsak ve kötüye yorarsak onun olma ihtimali de her zaman daha yüksek. O yüzden meselelere böyle bakmak yerine biz ne ders çıkarabiliriz? Ne kadar dikkat edebiliriz demek ve biraz da sakin olmak ve bilinen o çok klişe lafla akışta kalmaya çalışmak, gayret etmek önemli. Deprem çantanızı ne olur yapın. Hande'nin söylediği uygulamayı ben de şimdi indireceğim, indirmemiştim. İndirin. Ama onun dışında ben inanıyorum ki biz güzel dersler aldık ve bambaşka bir dünyaya doğru güzel adımlar atıyoruz. İyi bakın kendinize. Önümüzdeki hafta görüşürüz.